değiştirilmişti. Yani ya dinsizlik, ya gelenekçi Ortodoks İslam anlayışı, ajite haldeydi millet. Yani ne yapacağını şaşırmıştı. Biz Kur'an Müslümanlığını göstertince bela tamamen ortadan kalktı. Bütün gençlik ferahladı. Baktılar ki büyük bir oyun oynanmış. Koskoca cadde, geniş caddeyi açınca millet oradan rahatça geçti. Yoksa sıkıştırmışlardı. Darwinist materyalist sistemle gelenekçi Ortodoks sistemin arasında sıkıştırmışlardı. Hakikaten çok zordaydı insanlar. Ama Kur'an Müslümanlığını görünce baktılar resim var, müzik var, eğlence var, güzellik var, namaz var, oruç var, zekat var. İslam'la hayat iç içe. Ve çok zengin ve mutlu, güzel bir hayat. Allah'a hamdolsun dediler. Bundan sonra kapılar sonuna kadar açıldı. Sürat çok yüksek. Bakın 150 bin gençle röportaj yaptık. 150 bini de aynı kafada. Hepsi Kur'an Müslümanı. Hepsi aydın. Hepsi sevgili olun. Hepsi merhametten yana, hepsi şefkatten yana. Hepsi münafıklığa karşı. Hepsi dostluğun, kardeşliğin, muhabbetin bir an önce dünyaya hakim olmasını istiyor. Sanatın, estetiğin, kültürün, kalitenin her yerde olmasını istiyorlar. Bilimin nimet olduğunun farkındalar ve teşvik ediyorlar. Mükemmel bir Türk gençliği. Mükemmel bir Mehdiyet gençliği. Dipleri karşımızda elhamdülillah. Millette kucaklaşıyorlar. Elhamdülillah. Şimdi vesile oldunuz maşallah. Daha önce Diyanet söylüyordu. Biz gençlere ulaşamıyoruz artık. Diyanet ümidini kesmişti. Biz bittik dedi Diyanet. Yapacak ne takatımız, ne gücümüz kaldı, ne de konuşacak halimiz kaldı dedi. Tam o dönemde devreye girdik elhamdülillah. Maşallah. Evet dinliyorum. Mehdi kimdir? Bir tanem görmüyor musun?